Merhaba arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine müthiş bir sütlü tatlı tarifi vereceğim. Söz verdiğimiz gibi Ramazan girmeden tatlı tariflerimiz gelmeye devam ediyor. Sütlü tatlı sevenler bu tatlıya bayılacak. Tabanında karamelle şerbetlenmiş et ekmek, orta kısmında karamelli muhallebi, üzerinde sade krem şanti ile muhteşem bir uyum yakalayan çok hafif olan bu tatlıyı yemeye doyamayacaksınız. Daha fazla bekletmeden malzeme listesini sayıp yapım aşamasına geçiyorum. 1 paket et ekmek, muhallebisi için 1 litre süt, dolu dolu 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 25 gram tereyağı, 1 paket vanilya. Et ekmekleri ıslatmak için 1 su bardağı su, 1 su bardağı toz şeker. Üzerinin krem şantisi için 2 poşet yani 1 paket sade krem şanti, 1,5 su bardağı soğuk süt. Öncelikle et ekmekleri ıslatmak için karamel şerbeti hazırlıyoruz. 1 su bardağı toz şekeri tavaya alıp karıştırmadan erimesini bekliyoruz. Yalnız bu aşamada gözümüz tavadaki şekerde olsun. 3-4 dakika içinde eriyip karamelleşecektir. Şekerler tamamen eriyip istediğimiz renge döndükten sonra 1 su bardağı su ekliyoruz. Eklediğimiz su soğuk olunca bir anda eriyen şeker donacaktır. Ama merak etmeyin, kaynamaya başlayınca geri eriyecektir. Su ekledikten sonra karıştırarak kaynattığımız karamel tamamen eriyince ocaktan alıp ılıması için bir 5 dakika bekletiyoruz. Ilıyan karamel şerbetini et ekmeklerin üzerine döküp muhallebi hazırlamaya geçiyoruz. Muhallebi için tavaya 1 su bardağı toz şekeri alıp yine karıştırmadan eritiyoruz. Şeker erirken tencereye dolu dolu 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta ve 1 litre sütü alıp un ve nişasta sütle çözünene dek karıştırıyoruz. Bir yandan da gözümüz tavadaki şekerde eridikçe tavayı hafif hafif sallayarak daha orantılı karamelize olmasını sağlıyoruz. Şeker tamamen eridikten sonra kaşıkla karıştırıp istediğimiz renge gelmesini bekliyoruz. Şeker eriyince saniyeler içinde karamelize oluyor. Burada mutlaka dikkat edin. Saniyeler içinde karamelize olduğu için karamelize olması ile yanması arasında çok ince bir çizgi var. Karameli ocaktan alıp muhallebi için hazırladığımız sütlü karışıma döküyoruz. Karamel sıcak, karışım soğuk olunca karamel petek petek donacaktır. Ama yine merak etmeyin, karışımı ocağa alıp karıştırdıkça çözünüp müthiş bir renk alacaktır. Orta ateşte karıştırdıkça koyulaşan muhallebi tam istediğim rengi almaya başladı. Kaynamaya başlayınca 25 gram yani 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekliyoruz. Tereyağı eriyene kadar karıştırıp ocaktan alıyoruz. Ocaktan aldığımız sıcak muhallebiyi şerbetini çeken et ekmeklerin üzerine boşaltıyoruz. Üzerini kaşıkla düzelttikten sonra ılıyana kadar bekletip donup kalıp tutması için dolaba kaldırıp 2 saat dolapta bekletiyoruz. Son olarak krem şantisini hazırlıyoruz. 2 poşet yani 1 paket sade krem şantinin üzerine 1,5 su bardağı süt ekleyip kıvam alana kadar çırpıyoruz. Dolaba muhallebinin yanına kaldırıp muhallebinin bekleme süresi dolana kadar bekletiyoruz. Kalıplaşan tatlının üzerini krem şanti ile kaplıyoruz. Daha düzgün görünüm kazanması için tırtıklı pasta bıçağı ile üzerini düzlüyoruz. Daha düzgün bir görüntü kazanan tatlıyı istediğimiz büyüklükte dilimliyoruz. Çok güzel kalıplaştığı için kolaylıkla kesebiliyoruz. Biraz daha görsellik katmak için hamur kesme aparatıyla dilimlerin ortasına şekiller çiziyoruz. Başka ne ile şekil verilir derseniz geniş uçlu bir tarakla da aynı şeklin çıkacağını düşünüyorum. Pişirme kağıdını külah şeklinde büküp içine 60 gram sütlü çikolata eritip dolduruyoruz. Ve çizdiğimiz şekillerin üzerine erittiğimiz çikolatayı sıkıyoruz. Son olarak verdiğimiz şeklin ince tarafına kırılmış fındık bırakıp tatlının son halini kazandırıyoruz. Karamelli et ekmek tatlısı servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.